Herkese günaydın. Güzel bir gün olsun inşallah. Dünkü o üzüntü dolu yayından sonra gönderdiğiniz bütün mesajlar için gerçekten teşekkür ederim, ama bunu bir teşekkür, övgü almak için yapmadığım her şeyden önce söylemek isterim. Ülkenin şu anda ormanları konusunda zor durumdayız. Biraz önce yine yeğenim benim, o gördüğünüz görüntüdeki arkadaş benim, hala orada tüten yerler ve her an alevlenecek yerler var. Sayın Bakan'la dün, Mevlüt Bey çok kıymetli bir insan her şeyden önce. Yani bu hezeyana nezaketle telefonla cevap vermesi bile onun üslubunun ne kadar doğru ve düzgün olduğundan ve hani uzlaşma metodunu ne kadar benimsediğinden kaldı ki yanan yerlerden bir tanesi de kendi köyü. Dün söyleyemediğim, bugün söyleyeceğim şey, Bakan Bey'in bana sağ olsun kıymet verip arayıp söylediği şey, ülkelerin verdikleri sözleri yerine getirmediğiyle ilgiliydi. Yani Yunanistan yangın uçaklarını verelim diyor ama aşağıda bir yangın çıkmış adalardan birinde. Kendi yurt meslektaşıyla konuştuğunda vermemişler uçakları. Yani sadece rüzgar yapmışlar açıkçası. İtalya, Sicilya adasında yangın çıktığı için verecekleri uçaklardan sonunda vazgeçmişler. İspanya'dan bir grup uçak anlaştık ve yola çıktı dedi. Onlar gelmiş ve yangın söndürmeye başlamışlar. Hırvatistan'dan da bir grup uçak gelmiş. Yani şu anda Mevlüt Bey'in o dünkü telefona istinaden verdiği bilgi, 18 tane uçağın, yangın söndürme uçağının, helikopterin asla yetemeyeceği kapasiteye sahip o uçakların çalışmaya başladığı ile ilgili. Şu andaki hani konuştuğumuz ve söyleyemediğim dün, yani çünkü uçaklar gelmez etmez sonra söylemiş oluruz ve hani son dakikada ciğerler, uluslararası ilişkilerde hep olabilen şeylermiş bunlar. her neyse, sonuç itibariyle 5 gün sonra, 6 gün sonra da olsa uçakların gelmesi ve onların aktif olarak söndürmeye katılacak olması önemli. Burada söylenen şeyin karşıtlıkla bir ilgisi yok arkadaşlar, gerçekten. Telefon geldi arada da, o yüzden. Bundan sonra olacağını düşünüyorum. Uçaklarımızın alınacağını, hatta belki de fidan kampanyasından önce var olan çınarları, var olan ağaçları korumak için belki de milletçe uçak kampanyası yapmalıyız belki de. Ama hani can kaybı dediğimizde o canların sadece insan canı olmadığıyla da ilgili bir bilinç geliştirmemiz gerek. Devletin zengin olmadığını kabul etmemiz gerek. Çok varlıklı ve büyük bir ülkeyiz ama kültürel olarak, parasal olarak zenginliğimiz söz konusu değil. Bunları kabul ettiğimiz zaman, yani sorunun ne olduğunu doğru çözdüğümüz zaman çözümünü de o akılla doğru yapabiliriz. Bir sürü vandal var. Yani hükümetin bakanı arayıp bir üzüntü sonucunda oluşan hezeyana bilgi vermek için telefon açarken bakanın ait olduğu partinin vandalları açıp ağza alınmayacak küfürler de edebiliyorlar. Korkunç bir şey. Yani öyle bir paktlaşmış ki toplum, saçma sapan bir hale gelmiş. Önemli olan ormanlar yanmasın artık. Madem uçak geldi, keşke 50 tane gelse. Bizim bunu kiralayabilecek paramız varsa lütfen kiralasak. O tüten yerler, biraz önce paylaştığım yerdeki gibi tüten yerler yeniden alev almasa, hala devam eden yangınlar var. Umarım, ses yok diyorlar ama umarım ses geliyor mu şu anda? Tomalarla ilgili şeyleri söyledikten sonra tomalar da devreye girmiş. Ne yapılabilir bilmiyorum. Hepimiz üzüntüden hiç uyumadım ben. Çoğumuz gibi uyuyamadık. Ailelerimiz var oralarda. Ama artık hakikaten yalanla düzen dönmeyecek. Açık açık ne oluyorsa bizimle paylaşılması gerektiğini, bir kişi de değil, yani ben konuşuyorum diye değil, hepinizin konuşması lazım. Artık yeter.
Artık hakikaten yeter. Bir sürü soru var cevaplanması gereken. Yeter. Bu yangınları kundaklayanların da Allah belasını versin. Buna sebep olanların da Allah belasını versin. Sabahleyin yine bir ihbar gelmiş. Ormanların içine çok önceden güneşi gördüğü anda patlayacak yangın topları yerleştirmişler falan. Hani en yakın zamanda failler bulunsun. Ve en ağır şekilde cezalandırılsınlar. Çünkü dediğim gibi can kaybımız yok değil. Kaplumbağada can kaybın, orada yılan da can kaybın, solucan da can kaybın, oradaki her şey can kaybın. Hele köylünün o halini görünce korkunç bir durum yani. Korkunç bir durum. Bu arada şu önyargıyı da kırın. Bakanla görüştün, tornistan falan etmedim. Hiç böyle bir şey yok. Sadece önemli bir şey bir ülkenin yurttaşına bilgi veriyor olması. Kamuoyuna bilgi vermesi lazım. Bence de doğru söylüyorsunuz. Ama hani burada önemli olan bilginin doğru olup olmadığı. 18 tane uçağın yangın söndürmek üzere İspanya ve Hırvatistan'dan buraya geldiğini söylüyor herkes. Sabahleyin de bir haberde yine gördüm. Durum bu. Yunanistan doğru söylemediğini söylüyor. Korkunç bir vaziyetteyiz. Allah yardım etsin. Özellikle köylülere. Bu arada herkes şunu yazıyor bana. ne yapabilirim bilmiyorum. Sivil savunma ekiplerinin telefonlarını mı paylaşmak gerekir? Biz yardım etmek istiyoruz. Nasıl yardım edelim? Çünkü çok ciddi yaralanan hayvanlar var. Yani besi hayvanları var ve onların yanıkları vesairesi için mutlak surette ilaç gitmesi lazım. Hayvanların yemleri de yandı. İnsanların içecek suları var mı yok mu bilmiyorum. O yüzden hani o bölgenin milletvekillerinin acil ihtiyaç listelerini çıkartıp, parti ayrımı yapmadan söylüyorum, o bölgenin milletvekilleri acil neye ihtiyaç olduğu ile ilgili liste yapmalı ve kamuoyuyla paylaşmalı. Biz de elimizden geleni yapmalıyız. Ama şu anda yapacağımız şey fidan kampanyası değil. Şu anda yapacağımız şey acilen bu ülkenin bir daha bu şeyleri yaşamaması için. Arkadan arama yapmayın arkadaşlar. Israrla arama yapıyorsunuz. Uçak kampanyası yapmamız, başlatmamız. Allah yardım etsin hepimize. Üzülmekte bir yere kadar. Kendinize iyi bakın. İyi haberlerle hep beraber konuşalım, görüşelim. Sevgiler.